Merhaba yine arkadaşlar. Bugün sizlere ikinci dereceden denklemler konusunu anlatacağım. Bu kitabımızda dördüncü ünite olarak geçiyor. Bu dördüncü ünitenin ismi de sayılar ve cebir olarak geçiyor. Ama bu sayılar ve cebir tabi sayılar ve cebirin bir alt konusu bu konu. İkinci derece denklemler. Hatırlayacak olursak arkadaşlar 9. sınıfta ne görmüştünüz? Ax artı b eşittir 0 denklemini görmüştünüz. A sıfırdan farklıydı. Burada da bu denklemi çözecek olursak ax eşittir eksi b dedik. X'in değerini eksi b bölü a olarak buluyorduk. Şimdi arkadaşlar bunun çözüm kümesinde nasıl yazıyorduk? Geçen yıldan hatırlayacak olursak eksi b bölü a şeklinde düz çözüm kümesini yazıyorduk. Şimdi yine a sıfırdan farklı olmak üzere ax kare artı bx artı c şeklinde bir denklem yazılmış. Biz bu denklemin adına ikinci dereceden bir biriminin denklem diyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu denklemin bilime yapmış olduğu katkılar nelerdir konusunu birazdan size anlatacağım. Merak eden arkadaşlarımız orada bu konunun bilimde yapmış olduğu artılar nelerdir onu daha net bir şekilde göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar polinomları gördünüz. Polinomlarda ne gördünüz? Ax kare artı bx artı c gördünüz. Hatırlayın bu ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem demiştik biz buna. Ama şu ifadeye de ne demiştik biz arkadaşlar? İkinci dereceden polinomlar demiştik. İkinci dereceden bir bilinmeyenli polinomlar arkadaşlar bunlar bakın. Şimdi arkadaşlar biz bunu sıfıra eşit dersek ax kare artı bx artı c eşittir sıfır dersek yani bu ifade şimdi polinomu sıfıra eşitlediğinizi düşünün. Şu polinomu sıfıra eşitlediğimiz zaman diğer adıyla polinomun sıfırlarını bulma işlemi de diyebilirsiniz bunun adına. Biz p'yi kullanmıyoruz arkadaşlar artık. Ax kare artı bx artı c eşittir sıfır şeklinde ifadeleri yazıyoruz. İşte bu ifadelere de biz ikinci dereceden bir biliminin denklemler diyoruz. Gelecek yıl 11. sınıfta arkadaşlar bu denklemi biz şu şekilde göreceğiz. Fx eşittir ax kare artı bx artı c eşittir 0 ifadesine a sıfırdan farklı olmak üzere b, c eleman r sayı. Arkadaşlar bunların hepsi bakın burada a'lar, b'ler, bütün kullandığımız a, b, c'ler r sayıydı arkadaşlar. fx ax kare artı bx artı c eşittir 0 denklemini adına fx dediğimiz zaman da bu ikinci dereceden fonksiyonlar oluyor arkadaşlar. İkinci dereceden fonksiyonların adını siz parabol olarak göreceksiniz. Bu denklemlerin neyini göreceğiz arkadaşlar? Grafik çizimlerini göreceksiniz. İşte bunların bilime yapmış olduğu katkılar nelerdir? Şimdi biz bu fonksiyonların ön çalışması olan ikinci derece denklemlerin çözüm kümelerini bulmayı öğreneceğiz arkadaşlar. İşte bu denklemin çözüm kümesini bulmayı öğrenirsek gelecek yıl 11. sınıfta bu fonksiyonların grafiklerini çizebilmeyi göreceğiz. Dolayısıyla bu grafiklerini çizebildiğimiz zaman da bunun artılarını bilimde neler olduğunu şimdi göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar geçelim burada. Örneğin konunun hazırlık çalışmasında şöyle bir soru var. Diyor ki bir hayırsever olan Ali Bey şehit olan oğlu Akif adına bir okul yapılması için kenar uzunlukları x artı 30 metre ve x artı 20 metre olan dikdörtgen şeklindeki arazinin bir kenar uzunluğu x metre olan kare şeklindeki kısmını bağışlıyor. Geriye kalan arazisinin alanı 3100 metrekare olduğuna göre bağışlanan alanın kaç metrekare olduğunu bulunuz diyor. Arkadaşlar şimdi bağışlanan alan bakın x artı 30'da şimdi şunu geçmiş bilgilerden çarpanla ayırmadan polinomlar bilgileriyle daha önceki konulardan edindiğimiz matematik birikimiyle bu soruyu bir çözmeye çalışalım. Çarpı x artı 20 tüm alan. Şimdi bağışlanan alan x kare. Bağışlananın kare şeklinde. Karenin alanını çıkartalım. Tüm alandan bağışlanan alanı çıkartırsak geri kalan alanın 3100 metrekare olduğunu söylüyor bize. Bakın 3100'ü yazalım. Şimdi arkadaşlar polinomlarda çarpmayı biliyorduk değil mi? Evet öğrendik biz bunu polinomların ünitesinde. X çarptık x kare. X de 20'yi çarptık. 20x artı 30x artı 600. Eksi x kare eşittir 3100 ediyoruz. X kareler birbirini götürdü. 50x artı 600 3100'den
600 çıkarsa 2500 kaldı. Bölelim arkadaşlar. Bir iste kaçtır? 50'dir. O zaman bağışlanan alan 2500 metrekareymiş arkadaşlar. Evet. Biz bu bilgiyi nereden yapabildik arkadaşlar? Çarpanlar ayırmayla yapabiliriz. İşte çarpanla ayırma burada kullanmadık ama mesela ne yaptık? Polinom çarpmasıyla denklemler yardımıyla işte bildiğimiz birikimde bunu çözebildik. Şimdi bir denklemin kökü bilgi diyor. Bir denklemin kökü o denklemde değişken yerine yazıldığında eşitliği sağlar. Evet, bunu biliyoruz zaten. Bu bilgiye göre aşağıda verilen denklemlerle karşılarında verilen köklerin doğru ya da yanlış olduklarını yukarılarda yanlarındaki kutuları işaretleyiniz. Arkadaşlar kökler diyor mesela. Şu denklemin kökü. Şimdi kökü 3 diyor. 3 verdiğimiz zaman 3 çarpı 2 1 3 çarpı 6 artı 6 0 yapmıyor. Bu yanlış bir çözüm arkadaşlar. Bu 3 kökü değildir denklemin. Ama şu denkleme bakalım arkadaşlar. Bakın şu denkleme bakalım. X'e eksi 3 verdiğimiz mi? Burası 0 oldu. 0 çarpı x eksi 2 0 yapar. Doğru. 2 verdiğimiz zaman 0 olur. Doğru arkadaşlar. Eksi 3 veya 2 yazıldığı zaman bu denklem 0 oluyor. Denklemi sağlıyor. Bunlar denklemin kökleri oluyor arkadaşlar. Şimdi şu denkleme eksi 3 verelim. Eksi 3'ün karesi 9. Eksi 9 0. Eksi 3 sağlıyor. 3 sayı yazdığımızda 3'ün karesi 9 eksi 9 o da sağlıyor. Dolayısıyla bunlar denklemlerin kökleri oluyor. Şu ifadeden denklemde bu denklemin kökü oluyor arkadaşlar. Bakın bu ikinci dereceden bir denklem arkadaşlar. Bu ikinci derece denklemin kökleri kimmiş? Eksi 3'lü 3 oluyabiliyormuş. Bu da ikinci dereceden denklem arkadaşlar. Bakın bunu çarpalım şimdi bir. X x'i çarptığınız x kare eksi 2x x artı 3x x 6 eşittir 0. Şimdi arkadaşlar x kare artı x eksi 6 eşittir 0. Arkadaşlar bakın şu ifadeyi diğer adıyla polinom diyebilirsiniz. Yani polinomu sıfırlarıymış gibi düşünebilirsiniz. Şimdi polinomlar konusu taze çünkü aklınızda. X kare artı x eksi 6'yı sıfırlayan değer nelerdir? Arkadaşlar çarpanları ayırma konusunda siz bu ifadeyi çarpanla ayırmayı öğrendiniz değil mi? Demek ki x kare artı x eksi 6'nın çarpanları neydi? X artı 3 x eksi 2 idi. Bunu çarpanla ayırabiliyoruz. O zaman işte bu ifadeyi, şu ifadeyi sıfır yapan değerlere biz ne diyoruz? Kökler diyoruz. Bir kökün biri eksi 3'müş, biri 2'ymiş. Şimdi arkadaşlar bunlar kolay bakın çarpanla ayırmayla biz bunları bulabiliyoruz. Burada sorun yok. Şimdi bunun karışık olanları var. Yani böyle kolay bulunamayanları var. Onları göreceğiz. Saygı ve dürüstlüklerinden dolayı okulun üçüncü soruya bakalım arkadaşlar. Saygı ve dürüstlükten dolayı okulun onur kuruna seçilen kız ve erkek öğrencilerine oluşturulan 7 kişilik gruptaki kız öğrencilerin sayısı ile erkek öğrencilerin sayısının çarpımı 12. Gruptaki kız öğrenci sayısı daha fazla olduğuna göre gruptaki erkek ve kız öğrencilerin sayılarını bulunuz. Kızlar daha fazla arkadaşlar. Kızlar erkekler diyelim. Kızlara istersek erkeklere Y diyelim. Kızlarla erkeklerin toplamı 7 kişiymiş. Oldu. Evet. 7 kişi. Kız öğrenci sayısı ile erkeklerin çarpımı da kızlara erkeklerin çarpımı 12'ymiş arkadaşlar. Şimdi bunu arkadaşlar bakın. Yani erkek öğrenci sayısı reel bir sayı olamayacağına göre yani tam sayı olacaktır bunlar. Zaten siz erkek kızlar daha fazlaysa 4, 3 derseniz 4, 3 daha 7, 4 kere 3, 12. Evet çıktı bakın. İse 4 deyin, Y'ye 3 deyin. Şimdi biz bunu arkadaşlar böyle deneme yanılmayla yapabiliyoruz. Bir kere normal matematik yoluyla nasıl yaparız? Şimdi Y'yi çekelim arkadaşlar. Y'nin değeri, Y'yi yalnız bırakalım. Ve bu Y'nin değerini iki tane bilinmeyen var. Bu y'yi x türden yazarsak bir bilinmeyeni denkleme dönüştürürüz. Bakın iki tane bilinmeyen var şimdi burada x ve y. Biz denklemleri çözerken mümkün olduğunca bilinmeyen sayısını azaltmamız gerekir. Azalttığımız oranda çözme şansımız o kadar yüksek olur arkadaşlar. Dolayısıyla y'yi x türden yazıyoruz. Y'yi 7 eksi x diye yazalım. 7 eksi x diye de bunu yazdık arkadaşlar. Eşittir 12 dedik. Bakın arkadaşlar bunlar şu ana kadarki bilgilerimizle bu denklemleri çözebiliyoruz aslında. Daha önceden bunlarla ilgili sınıflarda konu anlatımlarında öğretmenleriniz sizlere bunları çözdü. Bu tür denklemleri mutlaka çözdünüz.
Şimdi arkadaşlar çarpalım. Eksi x kare atalım. Sol tarafa hepsini atalım. Sağ tarafa atalım. X kare eksi 7x artı 12 oldu. Şimdi arkadaşlar çarpanları ayırmadan hatırlayalım. Neydi? Çarpanını ayırmadan bu üç terimlerin çarpanına ayrılması nasıl yapılıyordu? X diye yazıyorduk. İki sayının çarpımı 12, toplamı eksi 7. O zaman birine eksi 4 diyelim, birine de eksi 3 diyelim. Şunu yaptığımız zaman x'in x eksi 4 çarpı x eksi 3 diye bunu yazarız. X'in değeri 4'tür veya x'in değeri 3'tür diyorduk arkadaşlar. X 4'tür. Kızlar daha fazlaymış. O zaman kızların sayısını 4 olarak alırız. Bakın x 1'de 3 çıkıyor ama kızlar daha fazla olduğu için kızların sayısını 3 alırsak erkeklerin sayısı da kızları 4 aldık arkadaşlar. Erkekleri de 3 aldık. Evet, bu denklemi de bu şekilde çözebiliyoruz. Bakın şu anda daha konuya girmedik. Şu ana kadar bu birikimlerimizle öğrendiğimiz matematik bilgimizle bu denklemleri çözebilecek durumdayız şu anda. Polinomlar ve çarpanlar ayırmayı da öğrendikten sonra şu çarpanlar ayırma yöntemleriyle biz bu denklemleri çözebiliyoruz arkadaşlar. Belli bölümüne kadar aslında şu anda biliyoruz diye düşünüyorum. Yapabilecek durumdayız şu anda bu birikimimizle. Şimdi arkadaşlar bakın şimdi şu burası çok önemli. Şimdi bazı arkadaşlarımız devamlı soruyor. Hocam matematik ne işe yarar? Şimdi arkadaşlar bu arada köprüsüne bir bakın. Bu Adana bir yöresinde olan bir köprü. Evet, Adana il sınırları içerisinde tarihi Varda Köprüsü. Şimdi bir de şuna bakın arkadaşlar. Dünyada bu kaç yılın teknolojisi? Evet, 1900'lerde yapılan bir köprü Almanlar tarafından. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi şekilleri? Şurada bakın şöyle bir yarım daire şeklinde şekiller var görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar işte biz bu yarım daire şekilleri çizebilmemiz için ikinci derecede denklemleri bilmemiz lazım. İkinci derecede denklemlerin çözüm kümesini bulmayı biliyorsak biz bu denklemler vasıtasıyla bu şekilde böyle grafikler çizip ve böyle binalar, böyle yapılar oluşturabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar okuyalım bunu. Yani bir bilgilenelim. Tarih boyunca mesafeleri kısaltarak insanların ulaşımlarını kolaylaştırmak için köprüler yapılmıştır. Daha dayanıklı ve daha uzun ömürlü köprüler yapılabilmesi için ikinci dereceden fonksiyonların grafiklerinden yararlanılmıştır. İkinci dereceden fonksiyonlar ne demiştik arkadaşlar? Ben size gelecek yıl bunları bu ikinci derece denklemlerin grafiklerini çizmeyi öğreneceğiz. Bunun adını da parabol diyeceğiz demiştim. Ax kare artı bx artı c. A sıfırdan farklı olmak üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi biz bu fonksiyonların grafikleri işte şekilde görüldüğü üzere biz bu fonksiyonun grafiklerini çizebiliyorsak işte biz bu binaları yapabiliyoruz arkadaşlar. Yani bu denklemleri bilmeden bunları yapma şansımız yoktu arkadaşlar. Bunu da bilginiz olsun. Yani yeni binalarda artık her şey biliyorsunuz matematik üzerine dayalı. Bilimsel olmayan hiçbir şeyi yapamıyorsunuz. Evet arkadaşlar buradan daha grafiklerinden yararlanmıştır. Bunu söyledik size. Buna güzel örneklerden biri yukarıdaki görselde verilen tarihi Varda Köprüsü. Evet arkadaşlar. Bu köprü öyle rastgele iki tane taş üst üste koyarak yapılan bir yapı değil. İçinde bulunan teknoloji çağında hem görsel hem işitsel iletişimi sağlayan ve böylece teknolojinin daha hızlı gelişmesine katkıda bulunan en önemli buluşlardan biri uydulardır. Uzayda gelişmiş bir uyduya sahip olmak devletlerin güçlü olmalarındaki en önemli unsurlardandır. Evet arkadaşlar bakın uyduların dünya üzerine gönderdiği sinyallerin yolları. Parabol şeklinde biz bunlara parabol diyeceğiz. Bunlar ikinci derecede fonksiyonların grafiklerinin çiziminden elde edilen görüntüler arkadaşlar. Köprülerin dayanıklılığının artırılmasına ve uzaya fırlatılan uyduların yörüngelerin hesaplanması önemli unsurlardan biri ikinci dereceden denklemlerin çözümüdür arkadaşlar. Bugün uzay teknolojisinin de altyapısında yine fonksiyonlar konusu varmış arkadaşlar. Neymiş? İkinci dereceden fonksiyonlar varmış. Yani biz bu ikinci dereceden denklemlerin çözümü bize nereye kadar götürüyor arkadaşlar? Uzaya kadar götürüyor bakın. Bu bölümde pozitif bilimlerin karşılaştığı sorunların başında gelen ikinci derecede denklemlerin çözüm kümesinin bulunmasını izleyeceksiniz. Pardon, inceleyeceksiniz arkadaşlar. Onu inceleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar ikinci dereceden bir bilinmeyen denklemler, terimler ve kavramlar var. İkinci dereceden bir bilinmeyen denklemler var. Denklemin kökü var. Kökler toplamı, kökler çarpımı göreceksiniz. Diskriminant göreceğiz. Karmaşık sayıları göreceğiz.
Eşlenik ifadeye göreceğiz. İşte bakın üçgen diye bir sembol. Buna delta diyeceğiz. Buna i diyeceğiz. A artı b karmaşık sayı diyeceğiz. Z karmaşık sayılar kümesini göreceğiz. Bu z karmaşık sayıların eşleniği diyeceğiz. Karmaşık sayılar kümesi diyeceğiz. Karmaşık sayının imajiner kısmı diyeceğiz. Buna da karmaşık sayının reel kısmı diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buradan şimdi ikinci dereceden bir bilmeyen denklem kavramı diyor. Geçmişten günümüzde insanoğlu bilinmeyenlerin çözümü konusunda pek çok girişimde bulunmuştur. İnsanoğlu biliyorsunuz meraklı arkadaşlar. Bu merak sonucunda bugün binlerce buluşlar yapılıyor. İnsanoğlunun artı özelliği bu. Bu özellik sayesinde bilim var. Dolayısıyla bilimin bugünkü seviyesine ulaşması geçmişteki bu sabırlı çalışmaların birikiminin sonucudur arkadaşlar. Yani bunlar arkadaşlar bugünkü öğreteceğimiz konular hemen böyle kendinden kısa sürede çıkan konular değil. Bunu merak eden arkadaşlarımız bakın bu bilim insanlarının tarihini, yaptıkları çalışmaları merak duyan arkadaşlarımız bunları buradan açıp okuyabilirler. Bakın bu bölümde ikinci dereceden bilmeyen denklemlerin tarihsel gelişim sürecine ve bu süreçte rol alan Brahma grupta Harezmi ve Abdülhamid İbn Türk'ün çalışmalarına yer verilecektir. Şimdi arkadaşlar bilim insanlarına ve bilim tarihine meraklı olan arkadaşlar buraları incelerse insanoğlunun bakın 780 ile 800 yılları 850'li yıllar arasında Harezmi denen bir bilim adamı görüyorsunuz. Ne tür çalışmalar yapmış, uğraşmış bunları belli alanda belli bir yere kadar bunlarla ilgili buluşlar yapmış. Evet, Harezmi'nin çalışmaları merak eden arkadaşlarımız buradan okuyabilir. Abdülhamid İbn Türk'ün çalışmalarını okuyabilirsiniz. Evet, Brahma grubu okursunuz. Bakın 598-670'lere gidiyor. Gerçekten tarihe, bilim tarihine meraklı olan arkadaşlar açıp bunları okusunlar arkadaşlar. Çok faydalanırlar. Meraklarını gidermiş olurlar. Evet arkadaşlar, üniversiteye gittiğinizde de bazı bölümlerde özellikle felsefe okumak isteyen arkadaşlarımız, ileride felsefeye merak olan arkadaşlar bilim tarihini çok iyi bilmeleri gerekecek arkadaşlar. Bilim insanlarının neler yaptığı, nelerle uğraştıkları konusunda çalışmalarınız olacak arkadaşlar. Arkadaşlar, şimdi ikinci dereceden bir bilmeyen denklemlerin çözümleri. Arkadaşlar, ikinci dereceden bir bilmeyen denklemlerin çözümleri. Şimdi burada A sıfırdan farklı diyor. A, B, C eleman R'ye sayılmak olmak üzere AX kare artı BX artı C eşittir sıfır biçimdeki denklemlere ikinci dereceden bir bilmeyen denklem. A, B, C gerçek sayı neyse bu denklemin katsayıları denir. Bu katsayıları polinomlardan biliyoruz zaten arkadaşlar. Denklemi sağlayan x sayılarının denklemin kökleri, kökten oluşturur kümeye ise denklemin çözüm kümesi denir. Arkadaşlar başlayalım buradan. Size buradan şeyi anlatalım. Evet. Şimdi burada bu denklemin aşağıda verilen denklemlerden hangisi ya da hangilerinin ikinci dereceden bir bilinmeyen denklem olduğunu belirtiniz. Arkadaşlar bakın. Polinom gibi düşünün. X kare derece 2 burada derece 3. Derecesi 3 ise 3. dereceden denklem olur arkadaşlar. Bu 2. dereceden denklem değil. Bakın buraya x kare var. Önünde eksi 1 bölü 5 var. Eksi 5x var. Önünde eksi 1 bölü 5. Derecesi 2. Bu polinom gibi baktığınızda derecesi 2 olan bir polinom gibi düşünürsünüz. Dolayısıyla burada 0 eşit olduğu için de 2. dereceden denklem olarak bunu düşüneceğiz arkadaşlar. Bu ifade 2. dereceden bir denklemdir. Arkadaşlar şimdi örneğimiz ne diyor? Örneğimiz bakalım ben çözümü kapatayım size. Bu çözümde arkadaşlar bakalım. A eksi 1 x küp artı x üssü 2 b eksi 4 artı a artı b x artı a çarpı b denk ikinci dereceden bir bilinmeyen denklem olduğuna göre a çarpı b değerlerini bul diyor. İkinci dereceden arkadaşlar. Şimdi x küp varsa arkadaşlar üçüncü dereceden bir ifade olur bu. Üçüncü dereceden bir denklem olur. Dolayısıyla x küpü öldürmemiz lazım. A'yı kaç vermemiz lazım? 1 vermemiz lazım. X karenin x'in kuvveti 2 olması lazım. 2b eksi 4'ü de 2'ye eşitleyeceğiz. Evet. B'nin değeri de kaç arkadaşlar buradan? 2b eksi 4'ü 2'ye eşitlersek. B'nin değeri de buradan 3 gelir arkadaşlar. A ve B değerleri A 1'dir. B 3'tür. O zaman A 1 B 3 olursa x kare artı 4x 3 ile 1'in çarpımı da 3 geldi. Eşittir 0. Şeklinde bir denklem elde edeceğiz buradan arkadaşlar. Şimdi
Hale kardeşi Duru'dan 5 yaş küçüktür. Hale kardeşi Duru'dan 5 yaş küçüktür. Geçen yıl arkadaşlar denklemler konusunda problemler konusunda bu tür problemlerin çözümünü yapmakta zorlanıyordunuz. Bu tarz problemlerle karşılaşmadınız. Şimdi ikinci dereceden bir bilmeyen denklemleri öğrendikten sonra bu tarz problemleri de çözebilme yeteneğimiz artmış olacak. Örneğin bakalım. Hale kardeş Duru'dan 5 yaş küçük. Duru'dan 5 yaş küçük. İki kardeşin yaşları çarpımı 24 olduğuna göre Duru'nun bugünkü yaşını veren denklem. Hale Duru'dan küçükmüş. Duru'nun yaşına x dersek bizden Duru'nun yaşını istiyor. Hale Duru'dan 5 yaş küçük. O zaman bunu da x 5 deriz arkadaşlar. İki kardeşin yaşları çarpımı diyor. X çarpı x 5 eşittir 24. X kare eksi 5x eksi 24 eşittir 0 diye bunu yazalım. Çarpanlarını alalım. X eksi 24. İki sayı çarpın. Arkadaşlar geldik bakın. Çarpanlara ayırma konusu geldi şimdi. Üç terimli ifadelerin çarpanlara ayrılmasını bilen arkadaşlarımız, hatırlayan arkadaşlarımız çok çabuk çözecekler. Hatırlamayan arkadaşlarımıza önerimiz o konuyu bir sefer daha çalışmaları olacak arkadaşlar. Bunun çarpanları eksi 8 ile kaç olsun? 3 olsun arkadaşlar. Çarpım eksi 24 toplam eksi 5. O zaman çapraz çarptık. Paralel yazdık arkadaşlar. X eksi 8 çarpı x artı 3. Kaçtır? 8'dir arkadaşlar. X 8'dir ya da x eşittir eksi 3'tür. X 8'dir. Yaş eksi olmayacağına göre x'i kaç olarak alacağız? 8 olarak alacağız arkadaşlar. Eksi 3 alamayız. Yaş eksi olmaz çünkü. O zaman Duru'nun yaşı halenin yaşı da 3 oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi burada da arkadaşlar şimdi iki tam kare özdeşliği var. Evet arkadaşlar bunu öbür dersimizde dördüncü örnekten devam edeceğiz. Bu konuyu anlatmaya. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz burada sona ermiş bulunuyor. Gelecek dersimizde dördüncü örnekten devam etmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.